Manisa Ticaret Borsası tarafından, her yıl geleneksel olarak düzenlenen çekirdeksiz Sultaniye Kuru Üzüm Alım Töreni, Kurşunluhan'da gerçekleştirildi. Törene Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve üzüm üreticileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Manisa Ticaret Borsası tarafından hazırlanan çekirdeksiz Sultani Üzüm videosunun gösterimi ile devam etti. Yapılan konuşmaların ardından, Manisa Ticaret Borsası'na ilk kuru üzümü getirenler arasından birinci olarak seçilen Saruhanlı'nın Nuriye Mahallesi'nden, üretici Vahit Yülten'e ait, 50 kilogram kuru üzüm için açık artırma yapıldı. Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük'ün 100 lira açtığı açık artırma, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un 3.500 lira teklifiyle son buldu. Baybatur'un verdiği teklif üzerine Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Vahit Gülten'e ait 50 kilogram kuru üzümü, kilosunu 3.500 liradan, Manisa Ticaret Borsası adına satın aldı. Manisa'da 2020 yılında sezonun ilk kuru üzümünü borsaya getiren üretici Mehmet Görgülü'nün 50 kilogram üzümü, açık artırma yoluyla kilogramı 3.000 liradan alınmıştı. Bu sene yine Nuriye Mahallesi'nden Vahit Gülten üreticimizin ilk üzümünle törenimizi gerçekleştireceğiz. Allah'ın izniyle önümüzdeki sezonun bereketli ve kazançlı bir yıl olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan çok teşekkür ediyorum. Bizleri onur ettiler. Üzüme vermiş olduğu değerden dolayı üzümün fiyatını kendileri Manisa'da müdahale fiyatını açıkladılar. Bundan dolayı üreticimiz de, tüccarımız da, ihracatçımız da bu verilenden dolayı müteşekkiriz. Manisa ihracatımızla bildiğiniz üzere 500 milyon doların üzerinde ülkemize bir girdi sağlıyor. Ve Manisa'la özleşmiş bu ürünümüz gerek üretimi, gerek tüccarları ve işletmeler tarafından üretilip ihracatı da yapılan tek il Manisa'dır. Ben her şeyden önce bu bereketli ürünü bugüne getiren üreticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah ihracatçımızın, tüccarımızın, üreticimizin kazançlı bir yıl olmasını diliyorum. Geçen sene bu töreni yapamamıştık pandemi dolayısıyla. Bu sene tekrardan 2022-2023 yılı törenimizi bugün yapıyoruz. Müstahsilimize, üreticimize, tüccarımıza, işletmelerimize inşallah hayırlı olur. Gerçekten ilimizde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çekirdeksiz kuru üzüm alımını yapması en kısa sürede ve ayrıca lisanslı depoculuk gerçekten önemli bir proje. Bunun gerçekleşmesinin ve ilerideki tarımla ilgili Büyükşehir Belediye'mizin, Tarım İl Müdürlüğümüzün, Tarım Bakanlığımızın hızlı bir şekilde yürümesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii korona sebebiyle yapılamayan etkinliğin bu sene yapılmış olması, gerçekten tekrar sahalara dönülmüş olması mutluluk ve memnuniyet verici. Geçtiğimiz cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın da Manisa'ya teşrifleriyle üzümün fiyatının 27 lira olarak açıklamış olması, dolayısıyla bütün çiftçi kardeşlerimizi de fazlasıyla mutlu etti. Bu vesileyle ben Manisalılar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Gösterdiği ilgi ve yakınlıktan dolayı. Bugün emeğin, alın teri ortaya çıkarıldı. İlk ürünün Manisa'da bugün sunulması bizleri de dolayısıyla tekrar sevindirdi. Hayırlı uğurlu olsun, bütün çiftçi kardeşlerimize bol kazanç diliyorum. Başkanımın ifade ettiği gibi hayırlı olsun. Yeni bir hasat dönemi, bereketli olsun inşallah. Fiyatları da güzel. İnşallah bereketli bir şekilde hem çiftçimize hem esnafımız, herkese bereketli kazançlar diliyorum. Allah tekrar nasip etsin. Geleneksel hale getirdiği ticaret borsasının, Manisa Ticaret Borsası'nın bugünkü bu kuru üzüm sezon açılışına katılmaktan son derece mutluyuz. Tabii geçtiğimiz hafta bilindiği gibi fiyatımızın açıklanması, fiyatın beklentinin üzerine bir fiyat olması da bugün burada daha bir coşkuya, daha bir herhalde sevince neden oldu. Ben öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza geçtiğimiz hafta Manisa'ya kadar gelip burada fiyatı beklentinin üzerinde açıklamasından dolayı teşekkür ederken, aynı zamanda da tüm Manisalı hemşerilerimize Cumhurbaşkanımız Manisa'ya geldiğinde ona sahip çıktığından ve o alanı tınca 50.000 kişiyle doldurmalarından dolayı da ayrıca Manisalı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Yeni sezonunda hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yine çok güzel bir törenimiz oldu. Bu törene çok değerli valimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve diğer kamudaki bütün birikim müdürlerimizin olması bizleri bu üzümümüzün ilk geldiği törende mutlu etti. Üzümde dediğimiz gibi üreticilerimizin ve Manisa'ya eski yıllardan beri kökeni olan bu yılların töreni bugün yine at arabasıyla beraber eskisi olduğu gibi eski nostaljiyle bugün Manisa'nın içinde üzüm heykelimiz ve at arabamızla yine eski yıllarda olduğu gibi üzümümüz Manisa içinden geçecek. Bu üzümün Manisa'ya ilk bir habercisi olacak. Bu da ayrı bir eskiden gelen örf ve adetlerimizi yerine getiriyoruz. Geleneklerimizi yaşatıyoruz. Geleneklerimizi yaşatıyoruz. İnşallah 8 Eylül Manisa'nın kurtuluşunda da yine biz 8'in orada yine şıra dağıtacağız. Yine üzüm dağıtacağız. Biz üzümü her zaman Manisa'da hep heyecanımızla, gönlümüzce yaşatmaya devam edeceğiz.